Restoranda kullanılacak stok kartları nasıl açılmalıdır? Bunun için stok malzeme listemizi çalıştırdığımızda öncelikli olarak burada herhangi bir stok kartını tanımlarken dikkat etmemiz gereken bazı bölümler olmaktadır. Herhangi bir stok kartı üzerindeyken F5 değiştir dediğimizde stok kartlarımızın içinde genel sekmesinde yer alan restoran bölümündeki menü gruplarımızın ve yiyeceklerimizin seçili olması gerekmektedir. Restoran satış ekranında ürünlerimizi gösterebilmemiz için restoran menü grubundan, daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz menülerden üst kırılım veya alt kırılım seçeneklerinden birine bağlamak istediğimizde ilgili menü başlığını buradan seçmiş oluruz. Tekrar geri geldiğimizde ürünlerimizi tanımlarken bir diğer dikkat etmemiz gereken başlık ise yiyecek içecek başlığıdır. Burada yine ürünümüzün yiyecek, içecek veya muhtelif kategorilerinden birinin seçilmiş olması gerekmektedir. Bu seçeneklerimizde birçok raporlarda bizlere detay vermektedir. Bunun gibi dikkat etmemiz gereken diğer özelliklerimizde birimlerimiz, fiyatlarımız, KDV oranlarımız ve diğer stok kartı özelliklerimiz olabilmektedir. Bu şekilde ürünümüzden vazgeç dediğimizde ürünlerimizi bu şekilde tek tek menü gruplarını ayarlayabileceğimiz gibi ilk aktarım sırasında menü gruplarını oluşturabilir veya yeni bir sekme açarak toplu bilgi güncelleme ekranımıza geldiğimizde toplu bilgi güncelleme ekranımızdan da fiş türü stok kartları olan bölümümüzden de ürünlerimiz için topluca ürün kategorilerini belirleyebiliriz. Örneğin daha öncesinden çorbalar menü grubuna bağlamış olduğumuz ürünlerimizin menü grubunu ve kategorilerini belirlemek için kolonlardan menü grubu alanımızı aktif eder ve yine yiyecek içecek muhtelif seçeneğimizi buradan aktif ederiz. Sonrasında özellik alanına geldiğimizde buradan menü grubunu bağlamak istediğimiz ilgili güncelleme özelliğini seçeriz. Buradaki çorbalar grubumuzu bağlayacağımız menü grubu için menü başlığı listesine geldiğimizde daha önceden tanımlanan çorbalar menü grubumuzu seçer ve dilersek filtre verdiğimiz tüm alanları güncelleyebileceğimiz gibi seçili alanlarımızı da güncelle diyerek güncelleme işlemini sağlarız. Herhangi bir filtre vermeden güncelle dediğimizde buradaki çorbalar filtresinde çalışan karşımıza gelen stoklarımızın menü grubunun çorbalar olarak bağlandığını görürüz. Yine aynı şekilde yiyecek içecek kategorilerini belirlemek için yiyecek içecek özelliğini seçerek buradan hangi kategoride yer alacak ise ilgili kategoriyi seçer. Yine aynı şekilde güncelleme işlemini sağlarız. Daha sonrasında tekrar stok malzeme listesine geldiğimizde buradan yine kolonlardan açacağımız menü grubu ve yiyecek içecek kategorilerini aktif ederek listelerimizi ayarladığımızda yine kolonlardan stok listemizi yeni bir tasarım olarak kaydet diyerek yeni bir tasarım adı belirleyip ilgili tasarımımızı kaydettiğimizde stok listemize bu şekilde filtreler vererek yönetilmesini sağlayabiliriz. Yapmış olduğumuz güncellemelerin restoran satış ekranında nasıl çalıştığını görmek için yeni bir sekme daha açar ve buradan restoran menüsünü çalıştırıp satış ekranımıza geldiğimizde masamıza gelen herhangi bir misafir veya buradan menüye tıkladığımızda yiyecek kategorisinin altında oluşturmuş olduğumuz çorbalar menü başlığının ve ilgili tanımlamalar sonrası gelen ürünleri karşımıza gelmektedir. Bu şekilde satışa hazır olarak sunacağımız ürünlere menü grubu bağlayarak satış ekranımızı kullanıma hazır hale getirebiliriz.